Merhaba değerli izleyiciler. Bir Bilgelik Temalar programına da hoş geldiniz. Bu hafta siyaseti ve siyasette kadının yerini konuşacağız. Aslında çok temel gündemlerimizden ve hayatımızın her alanını şekillendiren konulardan biri. Konuğum bugün sevgili Aynur. Merhaba Aynur, Merhaba. hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ya siyaset deyince aslında özellikle biz kadınların gözü çok korkuyor. Yani o kadar erkek işi olarak, erkek aklıyla örgütlendirilmiş bir sistem olarak karşımıza dikilmiş ki aslında bir kadın olarak siyaset yapmak, siyasetin içerisinde yer almak her zaman en zorlu aslında alanlardan biri olarak gözüküyor. Bu anlamıyla sanki biraz siyasete biçtiğimiz anlamın, rolün, misyonun yeniden tanımlanmaya ihtiyacı var sanki. Biraz oradan başlayabiliriz aslında. Biraz siyaset bize mevcut burjuvazi yönetimleri içerisinde aslında bir yönetim şekli olarak ya da bir yönetim politikası olarak söyleniyor ama esasında siyaseti nasıl ele almak, nasıl değerlendirmek lazım? Önceki şunu açmak açmakta fayda var. Siyaset kavramını kullandığımızda ciddi anlamda mevcut sistemin, yani kapitalist sistemin, burjuvanın aslında kadına biçtiği rolle siyasette dışarıda bırakmak istediği rol aynı. Bu anlamda siyaset bugün toplumda tartışıldığı, sanki eril aklın aslında yaşam olarak gördüğü, sadece erkeğin rol alabileceği bir mekan, bir alan haline getirilmiş. Tam tersine kadınların bir bütünen yaşam alanında kamusal alanda kendini gördüğü bir alan olarak e, görülmesi gerekirken e, bugün mevcut sistemlerin e, tüm dünya sistemlerinin aslında e, kadına yüklediği rol ve misyonda e, tecrit ettiği bir kadın gerçekliği e, bütün yaşam alanını kendi himayesine aldı, kendi takimi altına aldı e, ve bu anlamda dıştaladığı bir e, alan olarak görülüyor. E, aksi e, görüldüğünde e, siyasetin e, kadın fikrinden, kadın zihninden, kadından e, bağımsız yapılamayacağı, yapılamayacağı bariz ortadadır. E, çünkü bu bu alanda e, siyaseti yürütürken e, bir bütünen insan haklarını, doğayı, ekolojiyi, kadın hakkını, e, bütün varlıkların e, yaşam hakkını e, savunmada sınıfta kalmasının sebebi kadını dışta tutmasıdır. Son süreçlerde kadınların siyasete dahiliyetiyle beraber tam da olması gerektiği hakların savunuculuğu ortaya çıkıyor. Bunu da tartışırken elbette kadının rolü çok çok ön plana çıkıyor. Çünkü yaşam alanı noktasında kadın bir nesneyken özne haline geldiği bir alanda söz kurma kurduğu sözü pratikte e, hayata geçirme e, sadece bir alanla sınırlı kalmayan aslında e, siyaset dediğimiz bir yaşam tarzı yani sadece e, mecliste veyahut da e, siyasi partilerde yer edinen bir e, yaşam tarzı bir alan değil. Bu öyle bir sınırlaması yok. Bütün alanlarda kadınlara dair söz kuran, çocuklara dair söz kuran, doğaya, topluma dair söz kuran ve bunu top, toplumsallaştıran bir alanken bunu erkek egemen zihniyet sadece e, indirgedi, söz kurma e, ve bütüne sadece üsttenci, kendine göre dizayn etmeye çalışan bir anlayış aşağı çıkardı ve kadınların siyasete katılımıyla aslında bunun böyle olmadığını bir bütünen toplumda e, kadının var olduğu e, bireyin tamamen e, her olduğu bütün alanlarda söz kurma noktasında ve yaşamsallaştırma noktasında olması gerektiğini inşacıları olarak ele almak gerekiyor. E, siyasetin e, temel kavramı e, şu an açılımı yapılırken aslında bir erkek tarafından yapıldığında e, bir hükmetme, yönetme eee dar bir alana sıkıştırma olarak ele alınabiliyor ama bunun böyle olmadığını kadınlar gün yüzüne çıkardı. Çünkü bir tahakküm aracı olarak değil aslında bunu yönetmeye ortak olarak toplumsallaştırmaya emek gücümüzde var olduğumuzu işte eşit temsiliyeti savunduğumuzu ve bu anlamda bir bütünen her alanda bunu hem siyaseten hem toplumsal olarak inşa ettiğimizi siyasete kadınların katılımıyla belirginleşti. Elbette bunun rahatsız edici birçok etkenleri de oldu. Çünkü siyasete kadının katılımıyla, kadının kendi rengi, kimliği, zihniyetiyle, katılımıyla bir alan daralmasına e, sebebiyet de veriyor. Çünkü bir erkek kendi koltuk ya da rant ya da e, iktidarını oluşturduğu alanda e, söz kurduğunda onun zıttı, onun alternatifi e, aslında öyle olmadığını söyleyen bir e, söylem ortaya çıktığında bu onu rahatsız eden bir e, açılım oluyor. Tam bu noktada biraz araya girmek istiyorum. Peki hep böyle miydi? Elbet. Yani mevcut tabloda çok özür dilerim. Mevcut tabloda böylesi bir durum var aslında. Erkeklerin koltuk savaşını anlatan bir aslında insanların aklına siyaset ilk akla gelen şeylerden biri bu ve bu tablo içerisinde kadın yok. Modern dünyaya baktığımızda her ne kadar kadınların işte böyle kısmi olarak yasa olarak da seyrede seçme seçilme hakkı var. Üstelikleri gibi siyaset yapabilirler. Ama toplumsal koşullar değişmediğinde bunun da önü açılmıyor. Biraz aslında bunun öncesi nasıldı? Yani tarihsel olarak biz baktığımızda gerçekten kadınlar hiç politikayla uğraşmamışlar mı? Ya da politika diyebileceğimiz faaliyetlerin içerisinde bulunmamışlar mı? Elbette bulunmuşlar. Zaten şu an tartıştığımız tarihin yüzde ikilik bir dilimini tartışıyoruz. Yani yüzde 98'lik bir diliminde kadınların öncelik ya, öncül, e, öncelikli e, toplumu dizayn etmeye çalıştı ortak, kolektif olduğu bir e, alan mevcutken, e, şimdi Kırımlardan önce tanrıçalık kültüründe e, ve doğal toplumu, e, işte, neolitik toplumla bütünleyen süreçte, e, bu anlamda kadınların ortak e, yönetimde yer aldığı süreçlerde, e, böylesi bir rant alanına böyle e, erkek egemenliğin, e, Ciddi anlamda zirveleştiği bir zemin yoktu. E, o zaman e, kadının yönettiği bir toplumda e, şu bariz görülüyordu: e, eşitlik, e, bir bütünen kolektif yaşam e, ve bunu e, eşit bir şekilde her alana yayan bir e, yaşam tarzı mevcuttu. E, ama bunun sonrasında tarihsel boyutuna bakıldığında e, bunu kabullenmeyen bir erkek anlayış tekrarını yaşatmaya çalıştı ve bununla beraber ulus devletin inşası aslında bunları yok etmeye, kadının toplumdaki yöneticiliğini, toplumda var olduğunu ve o toplumda aslında olması gereken yaşam tarzına ket vurduğunu ulus devlet inşasıyla bunu net gösterdi. Kadının yönetimde olduğu, söz kurduğu ve yönetebildiği toplumlarda eşitliğin ciddi anlamda somut görüldü onlarca örneği vardır. Ama bunu erkek egemen sistem ulus devletin inşasıyla beraber bugün direkt ket vuraraktan kadını dışlamak, ve kadını, kadına ait olan yönetim hakkını elinden alarak kendi tahakkümü altına almaya çalıştı. Bunu yaparken de kadının mücadelesiyle var ettiği ve aldığı hakları da veli nimet tarzıyla bir sunmaya götürüyor. Bir Kadınlar geçmiş tarihe bakıldığında kendini yönetecek bir insanı seçebilmek için mücadele etmiştir. Bırakın seçilmeyi, seçebilmek için mücadele etmiştir. Yani bunun için asılmalar öldürmeler, Güzel bir, işkenceler, e, açlık grevleri, ölüm oruçları, e, zindanlar. E, ya yani bu kadın mücadelesinin direnişinde var işte feminist hareketlerden, e, Kürt kadın hareketine e, ve dünyanın e, feminist bütün hareketlerine bunun binlerce örneği vardır. Kadınlar e, bir yerde söz kurabilmek için e, onu temsil edecek olan e, kişiler için e, oy kullanabilmek ya da seçebilmek için ...devasa bir mücadele vermiştir. Aynı zamanda bunun zamanla evrilmesiyle beraber ihtiyacın daha fazla olduğunu... ...kadınların kamusal alana katılım noktasında artık elzem olduğunu vurguları önümüze çıkmıştır. Bu zamanla seçme ve seçilmeye, aynı zamanda sonrasından eşit temsiliyeti... ...yani eşit hak varsa, eşit yaşam alanında oluşturma noktasında bir mücadele ağı örülmüştür. Ta ki bugünümüze kadar... Ee, bu e, şudur, e, ciddi anlamda e, tarihin bütün geçmişlerine bak bakıldığında e, kadını, e, tarihsel boyutta yok etmeye çalışan bir zihniyet ama yok etmeye karşı direniş gösteren bir kadın gerçekliği vardı. Bugün 2023 yılında 21. yüzyıla baktığımızda kadınlar farklı bir boyutta farklı haklar için mücadele ederken 18-19. yüzyıla baktığımızda kadınlar o zaman farklı bir şekilde ama aynı zamanda yine kadın mücadelesi noktasına e, ciddi direnişler sergiledi e, ve sürecimiz ihtiyaçlar doğrultusuna kadının bir bütünen alanlarda sadece siyaset değildir siyaset Elbette dediğimiz gibi bir bütün yaşam alanlarına sirayet etmiş ama bir bütün yaşam alanıdır Hatta bütün alanlarıyla kadınlara mücadeleyi yürütüyor ama dediğimiz gibi buna denk düşen de bir erkek Egemen anlayış da var bugün süreci sadece AKP MHP olarak ele almıyoruz elbette. Çünkü bizim bir sistem kavgamız var. Bizim bir anlayış kavgamız var. Bizim zihniyet kavgamız var. Çünkü bir ulus devletle kavgamız var. Bunun karşısına alternatif olarak bıraktığımız demokratik siyaset e, kavramlarımız var. Bunun inşacıları olarak e, bunun öncesi olan partilerle mücadele ederken bugün e, önümüze çıkan AKP MHP ve e, hatta e, yeni ittifakları Hüdapar ve yeniden Refah partileriyle mücadele eden kadınlar var. Elbette kendi partilerimize baktığımızda e, bugün eşit temsiliyeti e, Türkiye Meclisi'nde, e, kendi kurumlarımızda, siyasi partilerimizde eşit sayıda kadın arkadaşlarım yani hem kadın hem erkeğin eşit olduğu sayıda e, nicel ve nitel noktasında bu eşitliği sağlayacak bütün birimlerimize eş başkanlığın vurgusunu yapacak ciddi kazanımlarımız oldu ama bu kazanımların önüne e, biz daha da arttırarak devam ettiğimizde de bugün e, kadını tekrar tarihsel boyuta geri çekerek her bir 5 yılda bir yenilenen bir siyaset e, kavramında 10 yıl 20 yıl hatta neredeyse 30 yıla yakın geriye götüren bir siyaset siyaset anlayışı var. Bugün yapılan ittifaklar çerçevesinde işte kadına biçilen roller nelerdir? Eğer 21. yüzyılda halen bunları tartışmasını yapıp da kadın işte erkeğe en iyi hizmet edecek olan varlıktır. En iyi kadın eşine en iyi davranan kadındır. Yani da bunun rolünü doğuracağı çocuk sayısına kadar kuracağı söze kadar giyeceği kıyafete kadar saat kaç nerede nasıl oturabileceğine kadar nasıl gülebileceğine kadar bir profil belirliyorsa 21. yüzyılda aslında kadının özgürleşme yüz, yüzyılı olarak ele aldığımız mücadele anı büyütürken e, aksine buna denk daha da kadını öteleyen bir erkek anlayışı da çıktı. Bir yandan da şöylesi bir şey de var sanki. Normalde bugün aslında hem Türkiye'de hem dünyada uygulanan demokrasi modelinin adı temsili demokrasi. Yani biraz aslında o pozitivist aklın bir etkisini görüyoruz. Belli bir yönetenler var, yönetilenler var. O özne nesne ayrımının çok derinleştiği bir sistem aslında ve o mevcut bu e, pozitivist akıl bir yandan aslında sirayeti de böyle şey siyaseti de böyle sirayet ediyor. Birilerinin yönetildiği ve birilerinin yönetildiği ve nedense işte bu erkek egemen sistem bize şunu söylüyor. Yönetenler erkek olacak, yönetilenler kadın olacak. O az önce örneğini verdiğin şeyler işte kadın evinde durmalı, Çocuk yetiştirmeli, eşine itaat etmeli. Aslında bunun hepsinin siya, e, siyasette de bir yansıması var. Hala daha baktığımızda işte Türkiye Cumhuriyeti'nin e, profiline baktığımızda siyasette kadınların, aktif siyaset yapan kadınların esasında oranlarının çok çok düşük olduğunu görüyoruz. Hala da bir tek kadın bakan var. O da sadece aile bakanlığı. Yani temsili olarak dahi aslında e, kendi şeyini sağlayamamış, temsiliyetini sağlayamamış, eşitliğini sağlayamamış bir erkek akıl düzenli olarak üretiliyor aslında ve şeyden bahsettim, bu temsil demokrasisinin karşısına aslında bir demokratik siyaset gibi bir e, teoriyle, bir kuramla aslında gidiyoruz. Ve onun bazı alanları var. Eş başkanlık, fermuar sistemi, eşit temsiliyet. Peki bunlar sadece niceliksel olarak e, bahsettiğimiz kavramlar mı? Yoksa bu kavramların siyasetin aklına teorisine nasıl bir katkısı oluyor ve nasıl değiştirip dönüştürüyor? Mesela kadınların siyasette yer alması aslında siyaseti nasıl etkiliyor? Nasıl bir değişime yol açıyor? Elbette önce şunu açmakta fayda var. Şimdi sistemde yani şu an devletin oluşturduğu bir Aile Bakanlığı yani kadın ve aile bakanlığı üzerinde bir e, kavram var. Sadece bir kavram ve bu kavramın içinde şöyle doldurmaya çalışıyor. Bir bütünen bakanlıklarda bir kadının olması ve bunu sadece aile bakanlığı üzerine bağlaması aslında yine kadına biçtiği roldür. Ne kadının sadece çocuktan, evden e, temsili olarak bir hitaben durması gerektiğini çünkü vitrin olarak kullanan bir sistem aklı var, bir devlet aklı var. Kadına ihtiyaç doğrusuna vitrin, yani aileye bakacak, çocuk doğuracak, çocuk besleyecek e, ve bunu sadece alanın budur, bu kadarını kurabilirsin noktasına getiren bir e, sistem aklı, bir devlet aklı var. E, bunu böyle kabul ettirmeye çalışıyor. Akabine baktığımız baktığımızda bir bütünen siyasette sadece söz kuran. Konuşan bir erkek olması da aslında sizin de dediğiniz gibi tam da yöneten ve yönetilen kavramını açığa çıkartıyor. En nihayetinde e, kabilenin hepsinin erkeklerden oluşması, e, bir bütün meclise söz kuran, e, dışarıda söz kuran ya da bir bütünen Türkiye'ye hitap eden bir erkeğin olması zihniyetten. Yani ulus devletten bağımsız değildir. Bu yönetme şeklinin tamamen bir erk olduğunu ve bu erkinin içinde de kadına nasıl düşman var, düşmanca yaklaştığının göstergesidir. Bizlerin böylesi inşa edilmiş ulus devlete karşı alternatif olarak ortaya koyduğumuz demokratik siyaset var. Elbette bu sadece söylemle olan bir şey değildir. Sadece teorisini ürettiğimizdir, teorisini paradigma olarak hayata geçirdiğimiz ve bunu pratikte aslında yürüttüğümüz bir mücadeledir. Bunu sadece siyaset olarak değil çünkü en nihayetinde bizim bugün işlettiğimiz işte kadın kollarından önce kol olarak sonrasından meclis, kadın meclisi akabinde bunu eşit temsiliyet yani fermuar sistemine eş başkanla bağlayan bir sistematik altyapımız var ve bu altyapıyı inşa ederken bir bütünen zorluklarla karşılanıldı. Bir bütünen engellemelerle ket vurma, set olma gibi bir sürü engellerle karşılaşıldı. Siyaset yapma iddiası olan erkekler bile demokratik siyaset yapma iddiası olan erkekler bile buna karşı Elbette bunu sadece dışarıda gördüğümüz işte aslında alternatifi kabul etmeyen sistem tek değil. Biz yeri gelir kendi yoldaşımızla tartışırız. En nihayetinde zihniyeti değiştirip dönüştürme iddiasında olan kadınlarız. Şimdi bunun mücadelesini verirken kendi yanımızdaki arkadaşı da değiştirip dönüştürüyoruz. Ve son geldiğimiz noktaya baktığımızda aslında birlikte siyaset yürüttüğümüz partilerde, kurumlarda, derneklerde yer alan arkadaşlarımıza ciddi bir dönüşümün olduğunu görebiliyoruz. İlk eş başkanlığı getirdiğimizde çıkan tartışmaların bugün eş başkanlarımız nerede söylemine varan, evrilen bir süreç yaşıyoruz. Ve bunun da artık eşit temsiliyet fermuar sisteminin inşacıları olarak mücadelenin nasıl olmasını gerektiğini kavratabildiğimizin net söyleyebiliriz. Bunu tabii önce kendi iç yapılarımız kendimiz tartışıp, öyle, ikna olup içselleştirdikten sonra aynı zamanda bunun mücadelesini sen yandaki yoldaşına anlataraktan, kavrataraktan içselleştirmesine, yoğunlaşmasına destek olduğun bir süre zarfında e, bunu ikna edebilirsin ve anlattığın süre zarfında aslında olması gereken bütün yaşam alanlarında olduğu gibi siyasette de kadının var olması gerektiğini, orada söz kurması gerektiğini, sadece bir erkeğe bağlı olmaması gerektiğini, yani siyasetin bir erkeğe bağlı olmaması gerektiğini anlattığında mantık çerçevesinde çok da makul karşılandığı için iknası çok rahat oluyor. Çünkü bunun doğru olduğunu ve şu söylem ortaya çıktı. Kadının özgür olmadığı bir yerde toplum özgürleşemez. Kadının söz kuramadığı e, işte, tahakküm altında olduğu bir yerde o toplumun özgürleşmesinden bahsedemeyiz. Köleleştirmenin hat safhaya çıktığı bir süreç yaşanılır. Bunlar da bu anlamda buna ikna olmuş bir durumda. Ve kendi yoldaşlarımızla beraber şimdi bir bütünen aslında olması gerektiği bir yerde mücadeleyi yürütmeye çalışıyoruz. Bugün e, meclise gönderilen sayıların %50'sinin kadın olması, kendi iç yapımızda eş başkanın resmi olarak yasalaştırılması... artık e, siyasi kanunda yasa olarak eş başkanlığı işletebiliyoruz. E, buna karşı bir engel de bu bir mücadelenin kazanımıdır. E, fermuar sisteminin işletilmesi işte erkek arkadaşların başlarda karşı çıkması hani olmazsa da olur muhabbetiyle hani vitrin noktası çünkü erkek zihniyetidir. Bunu içte dışarıda zihniyeti barındıran e, beyin zihniyet aynı olur, aynı mekanizma ile çalışır ama Partimizin paradigmasının öğüttüğü bir anlayış açığa çıktı ve bu öğütmeyle beraber şimdi birlikte mücadelesini yürütüyoruz. Bunu sadece kendi iç yapımızla değil, sistem şu an bizde şunu istiyor yani siz artık kadın partisisiniz muhabbeti. Şimdi bu çok derinlikli bir cümledir. Kadın partisi şunu söyleyemiyor yani evet kadınlarla ortak yürüttüğü bir mücadele var kadınların toplumu özgüleştireceği bir iddiası var. Bunu korkaraktan kendi alternatifini, yani çünkü biz karşı bir alternatif ürettiğimiz için onun alanı daralıyor. O alan daralmasıyla beraber sonunu geleceğini ve kadınların bunları değiştirip dönüştüreceğinin inancında bunu gördüğü için bir kadın partisi olarak kadın üzerinden vurmaya çalışıyor. Ve tam da bunu gördüğü yerden kadının rollerini hatırlatmaya çalışıyor. Yeni bir güncellemeyle artık ideolojik olarak düşünmeye başlıyor. E, son seçimlerde gördüğümüz açık nettir. Yani bir Hüdapar'la ortaklaşmak, kendine pay çıkarmak, özellikle Kürdistan bölgesinde kadının muhafazakarlık üzerinden, siyasetten ve yaşam alanlarından e, uzaklaştırmaya çalışan bir akıldı. Kadının... E, Son süreçlerde sanal alemlerde e, ve dışarıda mitinglerde kadına biçtiği rolün e, herkese bilindiği açıktır. E, kadın işte tepeden tırnağa örtülmesi gerekiyor, e, buyrukların öyle olduğunu, söz kurma noktasında konuşmaması gerektiğini e, ve bunu e, sadece siyaset değil, evin içinde de öyle olması gerekiyor. E, bunu artık e, şimdi kadınları domuz bağlarıyla katleden bir zihniyeti e, siyasette meşrulaştıran bir, akıl kadını elbette tekrar tecrit altına alıp tahakkümüyle evine hapsedecektir. Yani bunun mücadelesini yine biz kadınlar vereceğiz. Vermeye de devam edeceğiz. En nihayetinde o birlikteliği, o örgütlülüğü siyaset alanında bir ilerlemeyi kat ettiğimize siyaset alanı bir bütünlen topluma yayılacaktır. Fermuar sistemi işletildiğinde, kadınlar çok rahat muhatap alabileceği kadınlarla görüşebilecektir yani. Tam o aslında ona dair de bir şey sormak istiyorum. Evet mesela bir sisteme karşı bir itiraz var. Bu itirazın örgütlenmesi var. Bir alternatif yaşam iddiası var. Bunun toplumdaki karşılığı nasıl oluyor peki? Yani siyasette kadınların daha fazla yer alması toplumu değiştirip dönüştürüyor mu? Yani onlar açısından toplumda bir değişimden, dönüşümden bahsedebilir miyiz bu konuda? Şimdi kadının olduğu her alanda bir değişim dönüşüm mevcut. Çünkü kadın gittiği yerde öncelikle bu zihniyeti, bu kadını istemeyen zihniyeti öteleyen bir noktaya geliyor ve direnişini gösterir. O anlamda siyasette şimdi eşit temsiliyeti kurduğumuz an itibariyle kadının kendine muhatap alabildiği bir kadın arkadaşı açığa çıkıyor ve buluyor, muhatap buluyor. Bu muhatap noktasında kendi ee, ...yaşam tarzını rahat açabileceği, e, bununla beraber mücadelesi nasıl e, yürütebileceği... ...ya da birlikte el ele nasıl güzelleştirebileceğim diyebileceği bir tartışma alanı açığa çıkıyor kadında. E, çünkü e, bugün biliyoruz yani bir kadın bir yerde katledildiğinde eğer bir direniş açığa çıkarmazsa... ...sıra bizlere geleceği noktasına kadar taşıyan bir e, toplumda öyle bir sinerji var. Ama e, siyaset alanında e, bir kadının söz kurduğunda... E, benim adıma kalkıp bir kadın haklarının sözünü kurduğunda o kadın güven alır ve bir şeylerin değişeceğine, dönüşeceğine inancı artar. Bu inançla beraber muhataplığı gelir, kendi alanda siyaset yürüten kadınla bulur ee, ve onunla beraber güç alaraktan değişim dönüşümü birlikte yürütmeye çalışır. Elbette ineliyoruz zaten. Ee, şu noktada değişim dönüşüm iddiasındayız ama e, sadece siyaset yürüten kadınlarla değil bir bütünen toplumla, Bütünleşerekten onun değişim dönüşümünü inşa edebileceğimizi söylüyoruz. Bunda e, kadınların söz kurduğu vakit e, güvenin arttığını, kadının e, gerçekten söz kurabilirim özgüveninin arttığını e, ve kendini o alanda gördüğünü görebiliriz. E, temsiliyetlerimizde mesela eş başkanlıkta eş başkanlığı resmi olarak gördüklerine kadınların katılım sayısı artıyor. Ee, yönetimlerimize keza öyle e, başvuru listelerimize baktığımızda kadınlar eşit temsiliyet olduğu için kendini demokrat bir siyaset partinin, siyasi partinin içerisinde görebiliyor. Çünkü orada aslında kadının da söz kurabileceğini görebiliyor. Ve buna bağlı olarak da erkek de onu değiştirmeye çalışıyor. Şimdi bunu e, kadının bu özgüveni artırıp da siyasete katılma, kamusal alana katılma noktasında iddiasını e, bundan sonra... Önce birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızın değişim dönüşümleriyle esas alanını Söylemiştik zaten. Kadının söz kurma noktasına ihtiyacını gördüğü an erkekte de bir değişim dönüşüm olması gerekiyor. Ve bu dönüşümde de kadınların payı var. Bunu değiştirecek, dönüştürecek, gerçekten erkek zihniyetinin sadece kendi alanı var etmesi için tahakkümünü bırakması gerektiğini vurgusunu kadınlar yaptığında bizim içinde yer aldığımız partide e, böylesi bir değişimin önü açıldı ve ilerlemesi de, e, zaten görülüyor. 21. yüzyılda artık Jinjian Je, azade sloganını e, sadece e, Kürdistan sahasında değil aslında bir bütünen her yere yayılmasıyla bunu felsefe haline getirmek ee, bunun da onlar tarafından ikna edildiğini gösteriyor. İşte bunu tam da e, toplumsallaştırmak gerekiyor. İşte kadın sadece biri konuştuğu için e, geldim katılırım değil ama bunun güvencesi. E, tamam hani siyaset yapılır ama kadın söz kurma noktasında oldu da pratikte e, neler yapılabilir üzerine tartışmak gerekiyor belki çünkü yerelden dediğimiz işte kendini hem yönetebilme hem yaşam alanı inşası noktasında o e, sosyal alanı inşa etme noktasında kadının rolü hani dediğimiz aslında e, yeniden yaratan e, inşa eden kadın figürü tam da orta e, orada kendini gösteriyor çünkü bir evden yani bireyden topluma dediğimiz aslında aslında bir bütünlen yaşam alanı inşa eden kadının rolü hem dönüştürme hem değiştirme hem de inşa noktasında kendini gösteriyor ve bunda siyasette eşit temsiliyetin rolü çok büyüktür. Peki demokratik siyaseti örgütlerken yöntem olarak bir temsili demokrasinin önümüze koyduğu yöntemlerle mi ilerliyor yoksa aynı zamanda kadının burada olması aslında örgütlenme yöntemlerini de değiştiriyor mu? Mesela komünler, meclisler, mahalle meclisleri aslında toplumdaki her bir bireyin, her bir kadının kendisini özne olarak görebileceği yeni bir tahayyülden bahsediyoruz demokratik siyaset derken. Kadının buradaki varlığı, siyaset yöntemini de değiştiriyor mu bir yanda? Elbette değiştiriyor. Çünkü demokratik siyaset alanı dediğimiz sadece bir meclis olarak değil aslında. Ee, şimdi en küçük birinden yani e, prototip dediğimiz aile kavramından başlayıp sokak, mahalle, meclis, köy, e, bu noktada kendini e, yaşam alanını hem yöneten e, hem de ihtiyaçlar doğrultusuna yön veren bir anlayıştan bahsediyorsun. Paradigmasal olarak açtığımızda demokratik siyasette aslında e, kendini yöneten e, ve yönettiğinde kendi fizyolojisine, işte sosyolojisine denk düşen bir mücadele yürüten bir adam bahsediyoruz. Şimdi her ne kadar sistem partileri veya devletin kendi aklı şunu yapıyor. Merkezi bir yönetim ve bunu yönettiğimde benim istediğim bütün sadece tek tip değiştirme ve benim istediğim şekilde dizayn olacaksın. Bunun vurgusunu net yapıyorsan ama senin alternatif olarak bıraktığın şudur. Ben kendi komünümü inşa edeceğim ve bu komünde mahallemde ihtiyaç doğrultusuna Nedir, ne yapmam lazım, bir şiddet olayı yaşandığına nasıl yaklaşmam gerekiyor ya da onu nasıl minimize ederim tarzına e, bir e, teori üretiyorsun. E bu teoriyle de beraber pratikte yer alması gerekiyor. Değişim dönüşümü nasıl yapılır, yargılaması nasıl yapılması gerekiyor. En nihayetinde bugün görüyoruz devlet içerisinde her gün e, kadınlar üzerine söz kurulur, neredeyse e, kadın üzerine siyaset yapılır. Ama şiddeti gören, tacize uğrayan, tecavüze uğrayan, katledilen, yok edilen, zindanlarda e, zindanlara gönderilen, e, göç ettirilmek zorunda kadınlar yine kadınlardı. Çünkü e, sistemler savaşırken aslında... Kadınlar en çok tahribata uğranır. Kendi e, ektiği, biçtiği, inşa ettiği, e, yaşattığı toplumda, büyüttüğü çocuğunda her şeyde bir emeği olan bir kadını yok ederken bunu görmez. Çünkü erkek akıldır. Sadece yok etmeye, tahakküm etmeye, egemenlik altına almaya çalışan bir zihniyettir. Ama bunu e, yereline indirgediğimizde kadın en güzeliyle, en kendine has özellikleriyle nasıl inşa ederim tarzında bir çalışma başlatır. Ve bu çalışmayla mesela bizim en e, birimlerimiz mahalle komünleri, mahalle meclisleri bunları orada da eşit temsiliyeti gözeterek. Yani şimdi mahalleye gittiğinde kadının e, yaşam tarzına hitap edecek bir e, siyaset üretmen gerekiyor. Meclisi inşa ettiğinde mesela bizim özgün örgütlenmemiz vardır. E, özgün örgütlenmeyi inşa etmemizin sebeplerinden bir tanesi de kendi kadın özgün yapısallığını oluşturup e, ve Kadının nasıl aslında bir bütünen yaşam alanına katabiliriz? O özveriyi nasıl oluşturabiliriz? Ya da e, kadını bu kadar e, ötekileştiren bir sisteme karşı bir kadın direnişi nasıl açığa çıkartabiliriz? Çünkü e, her ne kadar kendi yoldaşlarımıza ortak mücadele etsek de bizim özgün bir tartışmaya ihtiyacımız olabiliyor. Bu özgün tartışma dediğimiz aslında bir mücadelenin ta kendisi, bir dinamik ayağı olarak e, gördüğümüz kadın özgün örgütlenme alanlarıdır. Bu özgün örgütlenmelerde sadece kadınların yer aldığı, kendi tartışmalarının atölyeler her şeklinde yürüttü, meclisleştiği, söz kurma noktasında kendini büyüttüğü, yoğunlaştığı e, ve bunu yaşamın bütün alanlarına değişim dönüşüm aracı olarak götürdüğü bir e, pratik çalışma olarak ele alıyoruz. Ve bunu yaparken de Cidan Hanım'la şunu net görebiliyoruz. Kadınların buna ihtiyacı var. Kadınlar bu ihtiyaç doğrultusunda kendini hem yönetebilme hem kendini yönetebileceği e, onları yönetecek olan sisteme e, yön verme noktasına ciddi rollerinin olduğunu görebiliyorlar. Bunu e, mahalleden, sokaktan, köyden, kasabasına, şehrinden, e, Ankara'sına, meclisine kadar e, yürüten bir kadın anlayışı, bir ideolojisi olarak e, böylesi sistematik bir mekanizma halinde ilerletebiliyor. E, ama bunu e, genişletmenin farklı faktörleri vardı. Her dönemin kendine göre eylemsellik hattının geliştirmesi gerektiği gibi. E, 21. yüzyılda ihtiyaçlar işte e, nedir mesela? Biz e, yakın tarihte iki yıl öncesinden İstanbul Sözleşmesi'nin bir erkek tarafından feshedildiğinin etkii gördük yani. Ama buna denk direnişi nasıl olması gerekiyor? Çünkü İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken de kadın katliamlarını bu kadar had safhaya çıkartan bir erkek aklı vardı. Şimdi her gün meşrulaştıran cezasızlık politikalarına karşı siyasette de kadına söz kurması gerekiyor. Evet sistem partilerine baktığımızda iki tane temsili vitrine bırakacağı kadın noktasına, kadın bedeni kullanma noktasına bir anlayışı vardır. Ama e, bunlara e, muhalif olan partiler olarak, şimdi muhalefet partisi e, eşit temsiliyeti bunun e, önünde dik duraraktan ben buradayım aslında kadın hakkını savunacağım. Senin bunları yapmana müsaade etmeyeceğim. Çünkü ben yerelimden kadının ihtiyaçlarına taşıyarak buraya getirdim. Ya da burada alacağım yasaları... E, yasalaştırdım. Kadın haklarını yerelde nasıl koruyabilirimi tartışmam gerekiyor onlarla. E, çünkü sadece merkezi bir yönetimle, e, erkek zihniyetiyle merkezi bir yönetimle mahallede yaşayan, köyde yaşayan kadınlara dair sen söz kuramazsın. Zaten kurmamak için aslında bu sistemi inşa etti. Bizler de aslında dönemin bütün süreçlerini göz önünde önüne bulundurarak. Çünkü e, bir bütüne yani dünya devrim tarihlerine baktığımızda kadını aslında devrimden önce e, hiçbir şey yokmuş gibi devrim sürecine dahil eden ama devrimler gerçekleştirdikten sonra tekrar evde tecrit altına, 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 almaya çalışan bir sistem var. Bir akıl var ve bundan kaynaklı dünya devrimlerine hiçbiri uzun vadeli yaşam bulamadı. E, aslında yok oldular yani e, bunu görebildik ama bizim inşa ettiğimiz paradigmada aksine e, kadını söz kurabilen, kadının bütün yaşam alanlarda olan e, siyasetin her mekanizmasında eşit haklara sahip olduğunu vurgusunu yapan bir anlayışımız, bir paradigmamız var ve bu anlamda bunu daha ileriye taşıyabileceğimizi söyleyeceğimiz bir iddiamız da var. Peki bütün bunlarla birlikte bir sonuçta aslında siyasette var olan kadınların her biri, demokratik siyasette var olan kadınların her biri bir anlamıyla aslında kadın mücadelesi veren aktivistler de aynı zamanda sadece siyasetçi değiller ve biz çok iyi biliyoruz ki eğer dünyada ya da coğrafyada da öyle bir kadın hareketi, özgün bir kadın hareketi yoksa siyasetteki kadınların söz kurmaları söz söylemeleri Aslında bütün kadınları kapsayan bir yere dönüşemeyeceği için başarısız olma ihtimali yine çok yüksek. Bu anları demokratik siyasetin kadın hareketleriyle kurduğu ilişki çerçevesi nasıl? Yani nasıl bir paralellik var? Kadın Bugün biz biliyoruz ki aslında demokratik siyaset e, paradigmasını sahiplenen ve bu paradigma mücadelesini yürüten e, öncüsü olan kadınlar Kürt Kadınlar ve Kürt Kadın Hareketi esasında. Bu Kürt Kadın Hareketi'nin e, sadece siyasette değil aslında birçok alanda örgütlenmesi var. Birçok alanda aktivistleri var aslında. Bu anlamıyla siyaset... Hem bunu da içine katarak aslında siyaset ve kadın hareketleri ilişkisini nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü bir yandan baktığımızda muhalefet de diyor ya da işte iktidar da diyor kadın hakları bizim için çok önemli şöyle şöyle falan. Ama sadece kendi yapılarında senin de söylediğin gibi vitrinlik birkaç kadın koyunca sanki kadın mücadelesi veriyormuş gibi bir şey çıkarmaya çalışıyorlar profil. Ama baktığında arkalarında ne bir kadın hareketi var ne bunun gibi bir dertleri var. Zaten kadın hareketlerini doğrudan kendi karşıtları olarak koyuyorlar. Bu anlamıyla bu sistemde nasıl bir ilişki ağı var? Nasıl ele almak gerekiyor? Ya şöyle zaten bugün buralarda siyaset alanında söz kurabilmemizin... E... Aslında bize arka çıkan bir kadın hareketimiz olmasından kaynaklıdır. Bugün bu sözleri kurdurtan, siyasette katan, bizim kendi özgün örgütlendiğimiz kadın özgürlük hareketidir. Yani bu e, siyasette paralel, yani bağımsız değil paralel e, eşgüdümlü giden bir hareket olarak ele alıyoruz. Çünkü e, şunu daha önce de belirttim, e, özgün örgütleme alanının güç veren kazanımlara destek olan, ön açan, kadın ideolojisi noktasında perspektif sunan bir Kürt kadın özgürlük hareketi var. Ve bundan beslenerek bütün alanlarda aslında söz kuran kadının kendi haklarını savunabileceği ve bu savunma ile beraber mücadelesini yürütebileceği bir zemin açtı Kürt kadın hareketi. Ve bunu bugün 21. yüzyılda kadının özgürlük kadının özgürlük yüzyılıdır dedi dedirten bir kadın hareketi olarak ele alıyoruz. En nihayetinde bizim e, karma siyasete yer alsak dahi bağlı olduğumuz bir kadın hareketimiz var. Yani bu e, kadın hareketle yıllardır aslında e, inşacıları işte 30-40 yıla dayanan e, ve bunu daha öncesinde işte e, yine farklı feminist gruplarından özgürlük hareketlerinden beslenen kadın hareketi bugün yıllardır kendini e, devam ediyor. Her ne kadar işte sistemin alternatifi olduğu için e, gerekçesiz ya da içi boş bahanelerle kadın haklarını savunduğu için Için maruz kaldı, e, şiddet saldırı, gözaltı tutuklama, e, katliamlara kadar götürebildiler sedahi. Bugün kadın hareketi olarak buna denk e, işte söz kuran, mücadele eden ve mücadele eden kadınları da siyasete yetiştiren bir anlayışımız mevcut. E, bizler oradan beslenerek aslında biz e, demokratik siyasete yer alan kadınlar zaten şunu söylüyoruz. Biz ilk kimliğimiz kadın özgürlük kadın özgürlük mücadelesine yer mücadelesine yer alan bir birey olarak önce kadınlar olarak sonrasında karmada siyaset yürüten birer siyasetçi olarak yer alıyoruz. Yani bizler özgün örgütlenmemizi inşa etmeden aslında karmada veyahut da siyasete denk mücadele yürütemeyeceğimizi de belirgin bir şekilde ortaya koyduk. Ve bunu besleyen bunun inancında bizi büyüten bir kadın hareketimiz var. Bugün sadece siyasette değil, derneklerde, kurumlarda kadın hareketlerin ortak, kolektif yürüttüğü bir koordinasyon şekli, bir yönetim şeklinde bunu kendini var ediyor ve bu mücadele birlikte örmek için aslında siyasi alandan tutun, bir bütünen demokratik kurumların olduğu bütün alanlarda kadınlar bunun örgütlemesini yaparak bu mücadelede kadın e, zihniyetini besleyen erkek zihniyetine karşı onunla mücadelesini denk yürütebilecek bir anlayışla kadınları örgütlemeye de devam ediyor. Ve bu örgütlemeyle beraber aslında bugün bu kadar mücadelesini çok güçlü bir şekilde verebiliyor. Çünkü hani söz var kadınlar birlikte güçlü derler ama o örgütlü güç aslında olduğunda birlikte güçlü olabiliyoruz. Bugün Nagihan'ın yazılarından aldığımız güçle belki konuşabiliyoruz o noktada. Ya da kadın direniş mücadelesi tam da haftasında olduğumuz operasyonlar, teca operasyonlarıyla aslında biz o gücü arkadaş aldık ve birlikte olduğumuz için bugün siyasette ve diğer bütün kurumlarda demokratik hakkımızı bir kadın olarak e, özgürlük talebimizi çok rahat haykırabiliyoruz ve bunun karşısında olan sisteme karşı da ne yapılabilir, e, nasıl tartışılabilir, döneme nasıl denk getirecek bir mücadele yürütebilirinin cevabını örgütlü zeminden aldığımızı belirtebiliriz. Çok teşekkür ederim ben katıldığın için biliyorum ben siyaset. Hayatımızın her alanını bu kadar derinden kapsayan bir alan olarak böyle bir yarım saatte konuşulup bitirecek bir mesele değil. Ama belli yönleriyle, yöntemleriyle nasıl ele alınması ve nasıl yaklaşılması gerektiğine dair belki önümüzdeki süreçlerde de tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmakta da çok daha sık konuşmakta da gerekiyor zaten. Katıldığın için tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar. Evet değerli izleyiciler bir Bilgelik Demayları programında sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, bilgelikle kalın.